Biz de biraz daha uzun vakit sizlerle geçiriyor olacağız. Onun için kimlerle beraberiz diye haklı olarak bilmek isteyebilirsiniz. Ama ondan önce de hocamız çok güzel belirtti. Ama sizlerin ilk kurum dışı değerlendirmeniz olduğu için burada değerlendirme kelimesini ben ayrıca vurgu yapmak istiyorum. Bu hiçbir şekilde bir denetim değil. Zaten bizler de kendimizi tanıdığımızda göreceksiniz. Kendi üniversitelerimiz bu süreçten geçtiği gibi başka üniversitelerinde kurumsal dış değerlendirmesinde şimdiye kadar görevler aldık ki göreceli çok kısa hayatı olan bir uygulamadan da bahsediyoruz. Şahsen ben oradan da kendi kısa özgeçmişime ve kurumsal dış değerlendirme ile ilgili ilişkime geçeyim. 19 senelik bir Amerika macerasından sonra 96 senesinde Koç Üniversitesi'ne daveti üzerine gelmiştim. 2009'a kadar Koç Üniversitesi'nde, sonra da rektör yardımcısı olarak Özyeğin Üniversitesi'ne geçtim. 2014 senesinden itibaren de şimdi rektörlüğümün ikinci dönemindeyim. Üniversite olarak belki biliyorsunuzdur ama bu kadar genç ki burada göreceli de genç bir üniversitedeyiz. Onun heyecanı, esnekliği ayrı avantaj oluyor. En azından ben öyle gördüm. Eminim Bilecik'te de öyledir. Kaliteye ilk baştan önem verince biraz da o gençliğin verdiği heyecan ve deneyimsizlikle diyeyim. 2015 senesinde gönüllü olarak bu dış değerlendirmeye biz gelin değerlendirin dediğimiz bir üniversiteyiz. Yaptığımız işleri nasıl yapıyoruz? Örnek alacağımız çok daha köklü üniversiteler var. Onlar hakkında bilgi alalım diye bu süreci başlatmıştım. Şahsen ben çok faydalı olduğunu gördüm. Çünkü akademik tarafta tabii bu işleri yapıyoruz ama bu değerlendirmenin en büyük artılarından biri öğrenci ve idari kadroyu da sürece dahil ederek onların da kaliteyi daha özümsemesine ve kendi görevlerini de hedefler doğrultusunda çok daha sahiplenmesine vesile olduğunu gördüm. O açıdan da gerçekten çok kıymetliydi. Akabinde de bu ikinci olmak üzere farklı üniversitelerin değerlendirmesinde heyet başkanı olarak görev yaptım. Ki çok da deneyimli hakikaten. Hem benim bir şansım hem de sizlerin bir şansı olarak görüyorum. Bu heyetimiz çok deneyimli bir heyet. Kendilerini tanıttıklarında göreceksiniz. Onun için umarım sizler için de en az bizler kadar olduğu gibi çok faydalı, sizleri daha da ileriye taşıyacak, bazı hayallerinizi daha da inanarak gerçekleştirebileceğiniz bir deneyim olur bu beraberliğimiz. Ben şimdiden ayıracağınız zaman, paylaşacağınız tüm bilgiler için her birinize ayrı ayrı teşekkür etmek istiyorum. Çünkü bu işin başında tabii sizler varsınız. Bütün üniversitenin de sizin o gücünüzle açtığınız yolda ilerliyor olması çok önemli. Evet, ben sözü hocam size bırakayım. Sayın Rektörüm, Sayın Başkanım, değerli komisyon üyeleri, burada bulunmaktan çok memnuniyet duyduğumu ifade etmek istiyorum. Ben Yozgat Bozok Üniversitesi Rektör Yardımcısıyım, Şenol Akın. Branşım ziraat, su ürünleri bölümü. Ben de bu kalite sürecinde 3 yıldan beri bu kalite içerisinde değişik üniversitelere işte hem takım başkanlığı hem de değerlendirme olarak bulundum. Bu 3. üniversitemizin değerlendirmesi. İnşallah bildiğiniz gibi Sayın Başkanım da ifade etti, bu bir değerlendirme. Sizlerin göremediği, yapmış olduğu işlerde bizlerin sizlere işte kalite anlamında daha da yukarılara seviye çıkabilmeniz için bir dış göz olarak izlenimlerinizi yazacağız ve bir rapor sunacağız. Umarım yazacağımız rapor üniversitenin daha da yukarı kalite olarak daha da yukarı çıkmasına vesile olur diyorum. Hepinizi saygı sevgiyle selamlıyorum. Sayın Rektörüm, Sayın Başkanım. Değerli arkadaşlar, ben Çetin Semerci, Profesör Doktor, Bartın Üniversitesi Eğitim Politikası Dekanıyım. Kendim Eğitim Bilimleri Bölümü Ölçme ve Değerlendirme ve Program Geliştirme çalışıyorum. Geçen yıl Bursa Teknik Üniversitesi'nde dış değerlendirme tarafında görev yaptım.
kendi alanım itibariyle de akreditasyon, kalite, özellikle eğitim alanında bilimsel yayınlar da yapıyorum, çalışıyorum. Elimize geldiği kadar bu alana katkı vermeye çalışıyoruz. Teşekkür ederim. Evet, teşekkür ediyorum Sayın Rektörüm, Sayın Başkanım ve değerli kalite kurulu üyeleri. Öncelikle Sayın Rektörüm şahsında hepinize teşekkür ediyoruz. Ağırladınız bizi, misafir ettiniz. Ve temel amacımız bu üniversitenin kalkınması, Türkiye'deki tüm üniversitelerin kalkınması için el birliğiyle çalışmak olduğu bağlamında konuşmama başlamak istiyorum. Ben Profesör Doktor Asaf Faruk, Fırat Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölüm Başkanıyım şu anda. Amerika Birleşik Devletleri'nde değişik dönemlerde bulundum. 2004-2005 yıllarında West Virginia Üniversitesi'nde dersler verdim. O dersleri verirken de ilk kaliteyle ilgili çalışmaları yapma fırsatı bulmuştum. Biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri'nde EBIT denilen bir kriterle üniversiteler özellikle teknik branşlarda değerlendiriliyor. Ve bir üniversite seçilirken ABET diye söylediğimiz Türkçe'de o kredi akreditasyonu almadığı göz önünde bulunduruluyor. Hasbelkader hem o kıstaslar içerisinde dersler verdim hem de değerlendirici olarak çeşitli üniversiteleri, iki üniversiteyi o dönemlerde değerlendirmiştim. Daha sonradan Türkiye'de bazı büyük projelerde görev aldım. Doğu Anadolu Kalkınma Projesi'ni koordinatörlüğünü yaptım. Ve dolayısıyla değişik alanlara girdim. Ben herhalde Türkiye'de en fazla alan değiştiren bir geçmişim var akademik olarak. Siirt Üniversitesi kurucu rektör vekilliği yaptım 2007-2008 yıllarında. Eğitim Fakültesi Dekanlığı, İletişim Fakültesi Dekanlığı'nı yaptım. Türkiye'de ilk ve tek olan Adli Bilişim Mühendisliği'ni kurma bana nasip oldu. Yazılım Mühendisliği programında da şu anda Amerika ile çift diploma programı yapıyoruz. Amacımız eğitimi geliştirmek ve uluslararası düzeyde eğitim vermek. Ben eminim ki grup arkadaşlarım gerçekten her biri çok değerli ve geçmişi oldukça güçlü olan akreditasyon bağlamında değerli arkadaşlarımız. Bizler karşılıklı olarak birbirimize destek sağlayarak Bilecik Üniversitesi'nin de belli bir kalite performansını yakalaması için emek vereceğini düşünüyorum. Ve inşallah bu toplantı hayırlı olur, hayırlara vesile olur. Şimdiden hepinize başarılar diliyorum ve teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim hocam. Sayın Rektörüm, Sayın Başkanım, öncelikle ben bu güzel ağırlamanız için çok teşekkür etmek istiyorum. Hem Rektör Hocamıza, Rektör Yardımcılarımıza, Genel Sekreterimize ve Genel Sekreter Yardımcımıza gerçekten çok ilgilendiler sürecin başından beri bizimle. Ben Doçent Doktor Börke Tunalı, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Öğretim Üyesiyim. Aynı zamanda üniversitede yaklaşık olarak 3 yıldır kalite koordinatör yardımcılığı görevini sürdürmekteyim. Biz de tıpkı Özyeğin Üniversitesi gibi gönüllü olarak dış değerlendirme sürecine ilk giren üniversitelerden biriyiz. İstanbul Üniversitesi olarak 2016 yılı başında dış değerlendirme sürecini geçirdik ve gerçekten de çok verimli bir süreç oldu bizim için. Bizim kendimizin göremediği bir takım şeyleri bu dış değerlendirme süreci sonunda görme fırsatı elde ettik. Takım başkanımızın da belirttiği üzere ben de üzerinde önemli vurgulamak istiyorum. Bu bir denetleme değil, kesinlikle bir değerlendirme süreci ve size bir ayna tutmak aslında. Dolayısıyla sizin içinde bulunduğunuz için göremediğiniz şeyleri biz size göstermeye çalışacağız bu süreç içerisinde. Şimdiden çok güzel bir çalışmayı gerçekleştireceğimizi ümit ediyorum. Tekrardan teşekkür ediyorum Rektör Hocamıza. Biz teşekkür ederiz, sağ olun. Evet. Sayın Rektörüm, Sayın Başkanım, takım arkadaşlarım ve değerli komisyon üyeleri. Ben çok rahat konuşamayacağım rahatsızlığım nedeniyle. Ama buna rağmen sizleri gelip tanımak ve tanışmak istedim. Takım arkadaşlarımın da söylediği gibi benim de ikinci yılım, üçüncü değerlendirdiğim üniversite. Geçen yıl Fırat Üniversitesi ve Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nde dış değerlendirici olarak görev yaptım. 16 yıl Maliye Bakanlığı personeli olarak görevliydim. Sonrasında Mali Hizmetler Uzmanı olarak ve Strateji Geliştirme Daire Başkanı olarak üniversitelerimizle tanıştım. Halen Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi'nde Strateji Geliştirme Daire Başkanı kadrosunda olup rektör danışmanı olarak görevliyim. Takım arkadaşlarımın da uyguladığı gibi. Bu bizlerin sadece sizlerin yaptığı çalışmalara bir ayna tutmak, destek olmak, tecrübelerimizi paylaşmak,
Benim de Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi olarak üniversitem henüz değerlendirmeden geçmedi. Ama bir an önce geçmesi için ben de doğrusu son yılı tercih etmiştik. Heyecanlanıyorum. Fakat şunu da fark ettim. Her kurumda çok daha farklı tecrübelere sahip oluyoruz. Bizler işin içinde olmamıza rağmen ki hocalarım yıllardır bu işin akademik yönünde yürütüyor. İnanın ki öğrenmenin şeyi bitmiyor. Bu yaşayan canlı bir şey, çalışma. Onun için de her birimizin katkısı çok olacak. Bizlere olabildiğince konuyla ilgili açıklamalar, kanıtlar getirdiğimiz noktada bizler de bunu severek raporumuza yansıtacağız. Onun için de samimi, sıcak bir çalışma ortamı olmasını diliyorum ben. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz hocam. Tüm takım üyelerimize, arkadaşlarımıza, hocamıza, sayın hocamıza teşekkür ediyorum. Arzu ederseniz hocam komisyon üyelerimiz de kendilerini bir tanıtsalar iyi olur diye düşünüyorum.